Merhaba arkadaşlar. Yeni bir sesli dersler, video dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde bir disk veya bir flash diski formatlamayı, biçimlendirmeyi anlatacağım. Bilgisayarımıza flash diskimizi taktık. Bilgisayarımıza gittik. C, benim hard diskim. E, hard diskim. İçinde çok büyük olduğu için formatlayamıyorum. Ve bu SNX64C de benim flash'im. İçeriğine bakalım şöyle. Evet. Ben bunu formatlamak istiyorum arkadaşlar. Biçimlendirmek istiyorum. Üzerine geliyorum. Sağ tuş. Burada ne yazıyor? Çıkan bir şey de. Biçimlendir. Biçimlendir'e geliyorum arkadaşlar. 8 GB'lık bir flash. 745 gibi gözüküyor. FAT32'mi eski sistemin formatlarını NTFS'ye mi? FAT32 biliyorsun. Burada ayrılma bölümü genelde bu şekilde kalsın olur. 4096 byte şeklinde standart kalsın. İsmi ne olsun? Ben bunu televizyonda kullanıyorum arkadaşlar. TV kayıt diyelim. İsmi TV kayıt olsun. İsmini veriyorum. Hızlı biçimlendir dersem çok hızlı biçimlendirecek ve yavaş biçimlendir dersem biraz daha. Yani bu biçimlendirirken bazı diskin yapısı var. Bölüm ve treklerden oluşuyor. Bunları bir kısmına dokunmadan sadece bilgiler siliyor. Biz hızlı biçimlendir diyelim. Bakalım başlatıyoruz. Bize bir uyarı geliyor. Biçimlendirme disk tüm verileri silecek. Diski biçimlendirmek için tamam oluyor. Çıkmak için iptal seçin. İptal dersek çıkıyor. Bunu da kapatmamız lazım. Başlat dersek tamam diyoruz. Evet başlıyor arkadaşlar. Şu bölümü tamamlandı yazacak birazdan. Evet arkadaşlar. Biçimlendirme tamamlandı. Evet, kapatıyoruz. TV kayıt açıyoruz. İçinde hiçbir şey yok. Sistem volüm hiçbir şey yok diyorsunuz ama sistem volüm diye bir şey geldi. Arkadaşlar benim bilgisayarımda gizli dosyaları gösterdiği bir seçenek var. O açık olduğu için bu görünüyor. Siz de görünmeyecek. Burada da hemen gizli dosyaları gösterme. Bakın boş. O bu aletin bilgisayarda çalışması için gerekli bir klasör. Ben onu tekrar açayım arkadaşlar. Neden açtığımı söylerse daha sonra ayrıntılı olarak anlatacağım ben bunu. Bilgisayarlara bulaşan virüsler de kendisini gizliyor ve bilgisayarın sistem dosyası gibi gösteriyor. Ben de gizli dosyalarla sistem dosyalarını gösteriyorum. Virüsü burada görebiliyorum. Evet. Formatlama işlemi bu kadar. İster hard disk'e mesela hard disk formatlanırsak biçimlendir. Bunu formatlanırsak biçimlendir ama bu formatlama yapamaz. Çünkü C şu an kullanılan sistem bu C'nin üzerinde olduğu için C'yi biçimleyemez. Ama E'yi gözünü kırpmadan biçimler ama benim burada çok büyük bir dosya var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 736 GB. Tam sadece 96 GB boş. O yüzden buna dokunmuyorum. Ben burada ne yapmışım? Flash diskimi formatladım. Biçimlendiriyoruz. İsim verirsek veriyoruz. Başlatıyoruz. Bunu kaldırırsak biçimlendirmeleri geçiriyor. Ama daha güzel oluyor. Bazen bunu yapmak da gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bilgisayarda flash disk biçimlendirmek, hafıza kartı biçimlendirmek, hard disk biçimlendirmek bu yöntemi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.